Ve yarış başladı. Hız ve dayanıklılığın karşılaşmasında Cida hemen liderliği ele geçiriyor. Çünkü yalnızca 3 saniye içinde otoyola çıkabilecek bir hıza, yani saatte 120 kilometreye ulaşabilir ve dünyanın en hızlı hayvanıdır. Ancak sadece 20 saniyede bu süre içinde 7 adet futbol sahasının uzunluğunda bir mesafeyi kat ettikten sonra yarışa veda ediyor. Bunun üzerine başı Amerikan antilopu çekiyor. Kuzey Amerika'nın en hızlı hayvanları, doğal düşmanları olan çakallar ile başakları geride bırakıyor. İşte gerçek fast food diye buna derim. Ancak bir süre sonra o da yavaşlıyor. Bu düşük hızlı ise kilometreler boyunca koruyabilirler. Hemen arkasındansa aman dikkat, bir mavi Afrika antilopu geliyor. Maksimum hızı bir yana, bu hayvanlar her yıl yaptıkları göç sırasında 1600 kilometre gibi çok uzun mesafeler kat eder. Bu mesafeyi otomobille kat etmekse yaklaşık 20 saat alır. Sırada ormanın kralı var. Çitalar gibi aslanlar da kısa mesafelerde yüksek hız yapacak şekilde yaratılmıştır. Avlarının peşinden büyük bir hızla koşarak ve ona neredeyse bir tır uzunluğu mesafeden, yani 11 metreden sıçrayarak avlanırlar. Ama bu süreç birkaç saniyeden fazla sürmez. Çünkü kasları çok yorulur. Bir sürü hayvan ard arda yarıştan kopuyor. Kediler, tavşanlar ve aman tanrım, ayılar gibi hızlı çıkış yapan koşucuların neredeyse tümü bir dakikadan kısa bir süre içinde saf dışı kalıyor. Bakalım en uzun süre kim dayanabilecek? Dünyanın en hızlı iki ayaklı hayvanı ve en büyük kuşu bu hızlı koşucularla rahatlıkla rekabet edebilir. Deve kuşunun bacaklarındaki tendonlar yay gibidir ve çok fazla enerji harcamadan hayvanı ileri doğru iter. Fakat hızı sürekli düşen deve kuşu da nihayetinde 45 dakika sonra yarışmayı bırakıyor. Onunla birlikte Amerikan antilopu da pes ediyor. İşte eğlenceli bir bilgi. Çatal boynuzlu da denilen bu hayvan adını boynuzundaki çatal şeklinde olan benzersiz ayrımdan alır. Bu hayvan her yıl boynuzlarını değiştiren tek hayvandır. Yarışın birinci saatinin geride kalmasıyla devenin de nefesi kesiliyor. Bu hayvan bir gün içinde büyük miktarda yükü 40 kilometreden fazla kolayca taşıyabilir. Ancak bunu koşarken yapamaz. Çöl rüzgarlarında yardımcı olsun diye develerin iki sıra uzun ve kalın kirpikle korunan 3 tane göz kapağı vardır. Ayrıca burun deliklerini de tamamen kapatabilirler. Biz de bunu yapabilsek bayağı güzel olurdu. Kızak köpekleri hala güçlü şekilde devam ediyor. Aşırı fazla enerjileri sayesinde dayanıklılıklarını koruyabiliyorlar. Kızak köpekleri evde beslenen köpeklerden 5 kat daha fazla, hatta günde 10.000 kaloriye kadar tüketebilir. Ama ne yazık ki kabarık tüylü dostlarımızın da nefesi 1 saat 20 dakika içinde tükeniyor. Zebralar hala dayanıyor. Hızlı bir şekilde üstlerine atlayan bir aslandan kaçabildikleri sürece dayanıklılıkları sayesinde diğer doğal avcılarından da kaçabilirler. Hatta aslanlar zebraları 10 denemenin 8'inde yakalayamaz bile. Zebraların uzaktan kuzeni olan atlar bundan 5 kat daha hızlı koşabilseler bile 16 kilometrelik sabit bir hızla koşmaya devam ediyor. Kaslarına oksijen sağlamak için dalağa daha fazla kırmızı kan hücresi pompalayabilen yarış atları çok daha dayanıklı olmak için yetiştirilir ve eğitilir. Ancak 2,5 saat sonra atlar da yarış dışı kalıyor. Atların çekilmesiyle liderliği insanlar ele geçiriyor. Yarışın başında herkesin tozunu yutan insan neslinin şimdiye kadar başardığı en büyük hız saatte yaklaşık 45 kilometredir. Ancak bu hıza erişen kişi sıradan biri değil, olimpik kısa mesafe koşucusu Usain Bolt'tu. Çok kısa bir süre bu hızda kalmıştı. Hız hayvanlar alemi içindir. İnsanlarsa uzun mesafeli koşular için yaratılmıştır. Yani bu konuda tüm hayvanlardan üstünüz. Uzun mesafe koşusunda en başarılı olan insan, Güney Kaliforniya'da 563 kilometreyi hiç durmadan 80 saat 44 dakikada koşan Dean Karnazes adında bir adamdır. Bu, 3 günden fazla kesintisiz koşmak demektir. Nasıl yani? Tuvaletini yapmak için bile durmamış mı? Vay canına! İnsan nesli koşuda dayanıklılık için evrilmiştir. Bizim vücudumuz tüylerle değil, 2 ila 5 milyon kadar ter beziyle kaplıdır. Aerodinamik bir yapımız vardır ve vücudumuzu terlemek yerine hızlı hızlı nefes alan hayvanlardan daha verimli bir şekilde serinletebiliriz. İri ve güçlü kalçalarımızsa bizi dik tutar. Bu ağırlık merkezimizi ve güneş alan yüzey alanını en aza indirir. Atalarımızın avlamaya çalıştığı hayvanların özelliklerinin aksine bizler enerji tasarrufu yaparız, dengemizi koruruz ve vücudumuz aşırı ısınmaz. İnsanlar için bunu hız değil, her zaman kararlılık olmuştur. Ancak otobüsün peşinden koşmaya çalışan her sıradan kişi
insanların süper uzun mesafeler koşmak için eğitim alması gerektiğini bilir. Ayrıca kaslarımızdaki ve eklemlerimizdeki yıpranma hiç de şakaya alınacak bir konu değildir. Düzenli maraton koşanlar, yarışma öncesinde ve sonrasında haftalar hatta aylar boyunca hazırlık yapmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Yarışçılarınızı yürüme hızına kadar indirin. Artık dayanıklılığı ile etkileme sırası tekrar hayvanlar aleminde. Kuzey kutbu yaban sıçanı gününün çoğunu kurtçuk arayarak geçirir. 90 gramlık bu minik yaratık günde 16 kilometre yol kat eder. Bu sizin 24 saat içinde büyük kanyon boyunca 40 kere yürümeniz gibidir. Bir kutup ayısı genellikle günde 32 kilometre kat eder. Ancak bazılarının bir gün içinde 80 hatta yüzlerce kilometre yol aldıkları bile gözlemlenmiştir. Kutup ayıları hayatlarını denizdeki buzların üzerinde geçirdiklerinden ve yiyecek için okyanusa bağımlı olduklarından aslında deniz memelisi olarak kabul edilir. Kurt sürüsü ise yiyecek bulmak için günde 50 kilometreye kadar yol kat edebilir. Yeni bir sürü veya eş arayan yalnız kurtlarsa 800 kilometre gibi çok daha uzak mesafelere gidebilir. Bu Everest Dağı'na 50 kere tırmanıp inmek gibidir. Bunu da kim neden yapsın ki? Kuzey Amerika ren geyikleri yıllık göçleri sırasında San Francisco'dan New York'a olan mesafeden daha fazla, yani 4800 kilometreden uzun yollar kat edebilir. Kuzey kutbu ren geyiklerinin göz rengi kışın altın renginden maviye döner. Bu değişim güneş ışığının az olduğu kış aylarında gözlerini ışığa daha duyarlı hale getirir. Bir saniye, gökyüzündeki şey de ne? Onlar dayanıklılık timsali kuşların ta kendisi. Hadi dürbününüzü elinize alın ve şu yakut boğazlı sinek kuşlarına bir bakın. Ağırlığı ufak bir madeni para kadar olan bu kuşların bazıları Meksika körfezini, yani 800 kilometrelik bir mesafeyi geçer. Bu ise yaklaşık 22 saat kesintisiz uçuş demektir. Gezegenimizdeki en küçük kuş için hiç de fena değil. Hey, kendine dikkat et küçük adam. Üstünde saatte 200 kilometre hızla dalış yapan bir alaca şahin var. Bu kuşlar günde yaklaşık 1300 kilometre yol kat edebilir ve dalış yaparken hızları saatte 300 kilometreye çıkabilir. Bu kuş, dayanıklı kuşlar arasında en hızlı uçan kuş. Teknik olarak da dünyanın en hızlı hayvanıdır. Ooo, alaca şahinin üstünü yukarıdan bir gölge kaplıyor. Şimdi sıra dünyanın en büyük uçan kuşundan. Güçlü kanatlarının 3,5 metrelik açıklığıyla gezgin albatros, tek bir uçuşta dünyanın neredeyse yarısına kadar, yani 16.000 kilometre boyunca seyahat edebilir. Bu kuşlar hayatlarının çoğunu uçarak geçirir ve karaya sadece üreme zamanı geldiğinde iner. Şimdi de sırada devasa böcek göçleri arasında kral kelebeğini yakın zamanda tahtından indirerek birinci sıraya yerleşen bir canlı var. Adı dünyayı turlayan Yusufçuk. Kral kelebekleri Kanada'dan Meksika'ya yılda 4828 kilometrelik bir yolculuk yapar. Ancak dünyayı turlayan Yusufçuklar okyanusları aşar ve neredeyse 17700 kilometre boyunca uçabilir. Dünyanın en uzun yürüyüşü rekorunu kırmak istiyorsanız yürüyüşünüze Afrika'nın en güney ucundan başlayıp Rusya'nın en uzak kuzey doğu ucuna kadar devam etmeniz gerekir. 22.500 kilometre olan bu mesafe dünyanın çapının yarısından fazladır. Kuzey sumrusu 3 haftalık bir uçuşla dünyanın çevresinin 1/4 kadar, yani yaklaşık 30.000 kilometrelik bir yol kat eder. Bu mesafeyi yürümeye kalkarsanız yolculuğu tamamlamanız 4 yılınızı alır. Ancak bu bile hiç durmadan 200 gün boyunca uçabilen kuşla karşılaştırıldığında önemsiz kalmaktadır. Bazı sahangiller tek seferde 10 ay havada kalabilir. Bu da hayatlarında birkaç kez aya olan mesafeyi kat edip geri döndükleri anlamına gelir. Kış mevsiminden kaçan birçok göçmen kuş gibi bu kuşlar da uçarken beslenir ve uyur. İlk sıçınlarıyla bakacak olursak bu kuşların beyinlerinin yarısını dinlenmek için kapattığını ve uçmaya beyinlerinin diğer yarısıyla devam ettiğini görebilirsiniz. Ama bunun sizi hemen etkilemesine izin vermeyin. Çünkü bunu insanlar da yapabilir. Yani neredeyse. Uykumuzun tanımadığımız yerlerde hafif olmasının sebebi budur. O sırada beyninizin yarısı tetiktedir ve tamamen uyumuyordur. Kambur balinalar göç mevsiminde her yıl 9600 kilometreden fazla yüzer. Deniz canlıları arasında en uzun göç rekoru bu balinalara aittir. Eğlenceli bir bilgi vereyim. Her kambur balinanın kuyruğu parmak izi gibi kendine özgüdür. Tüm bilinen kuyruklar resimleriyle kataloglandırılmıştır. Ancak eğer köpek balıkları gülebilseydi birçoğu arkalarına yaslanıp bu bahsettiklerimizin hepsine gülerdi. Megalodon'un günümüzdeki akrabaları olan büyük
beyaz ve mako köpek balıkları gibi türler hayatları boyunca yüzmeyi kesmez. Çünkü dururlarsa nefes alamazlar. Sürekli hareket ederek suyun solungaçlarından geçmesini sağlarlar. Oksijeni de bu sayede alırlar. Ancak kaslarının çoğunun çalışmak için oksijene ihtiyacı yoktur. Çünkü beyaz kas dokusundan üretilmişlerdir. Bu kaslar dayanıklılık gerektiren uzun mesafeler içindir. Kandan sağlanacak oksijene ihtiyaç duyan kırmızı kas dokusuysa sadece kısa ve ani hız artışları sırasında kullanılır.